Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİŞ ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu HAKİŞ bugün TÜRKİŞ Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Toplantıda söz alan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını belirterek 10 bin lirayla bir hafta geçinme şansımız yok, tablo ortada dedi. Atalay, özel sektördeki karların ortak olduğunu belirterek, bunlar bizi yani işçiyi maraba zannediyor. Bizim üzerimizden ekonominin düzelmesinin şansı yok, bizim üzerimizden ellerini çeksinler, dedi. Atalay, ülkeyi yönetenler bizim taleplerimize olumlu bir cevap vermek zorundalar. Bu ekonomik krizin bedelini, sonucunu bizim ödeme şansımız yok. İşsiz, emekli, asgari ücretli, işçi bu ekonomik krizin sebebi değildir, diye konuştu. Konuşmasının devamında açıklamalarını sertleştiren Atalay, hükümete yönelik akıllarını başlarına alsınlar ifadelerini kullandı. Atalay, yıllardır bakanlar gidip geliyor, bazı işini yapan bürokratlar harici diğer bürokratlar kendilerini istasyon, bakanları ise tren olarak görüyorlar. Sonra bu trene binip hepsini yolluyorlar. Onun için ülkeyi yönetenler de aklını başına alsın, bizim bu haklı taleplerimize makul cevap versinler, dedi. Daha sonra bir gazetecinin "Almazlarsa ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Atalay, "Bizim arkadaşlarımız bu süreçle ilgili çalışıyorlar. Bölgelerde ve ilçelerde beraber bir çalışma yapıyorlar. Onu da oturup konuşuruz. Bir önümüzü görelim. Ona göre ne yapacağımıza karar veririz." ifadelerini kullandı. Türkiye'yi yönetenler bu bizim taleplerimizle ilgili olumlu bir cevap kamuoyuna bize vermek durumdalar. Bu ekonomik krizin bedelini, sorumluluğunu Bizim ödeme gücümüz ve imkanımız yok. İşsiz, emekli, asgari ücretli işi bu ekonomik krizin sebebi biz değiliz. Onun için özellikle özelleştirme ile ilgili bir şey de kalmadı. Ülkede 3-5 kurum kaldı. Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, onların bürokratları bu sevdadan vazgeçsinler. Yıllardır bakanlar gelip gidiyor bazı işini yapan bürokratlarla ilgili hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Ama bazı bürokratlar kendini istasyon, bakanları, siyasetçileri tren görüyorlar. Sonra tren hepinin hepsini yolluyorlar. Onun için ülkeyi yönetenler de, bakanlar da herkes aklını başına alsın. Bizim bu haklı taleplerimize makul, mantıklı cevap versinler. Teşekkür ederim arkadaşlar.